Uygur iş adamı hapishanede hayatını kaybetti. Doğu Türkistan'ın Atuş şehrindeki Uygur iş adamı Abdurraşit Hacı'nın 16 Aralık 2016 tarihinde tutuklandığı, 27 gün sonra yani 13 Ocak 2017'de cesedinin ailesine teslim edildiği, sorgulanma sırasında hayatını kaybettiği bildirildi. Doğu Türkistanlı sinemacı Abdurrahman Uygur Öztürk'ün Türkiye'de çektiği ilk uzun metrajlı sinema filmi Beyaz Balina, 24 Mart'tan itibaren Türkiye sinemalarında yayınlanmaya başladı. ABD milletvekillerinden Trump'a çağrı. ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu'ndan iki milletvekili, Devlet Başkanı Trump'ı Çin'in insan hakları tutanaklarını eleştirmeye çağırdı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği müzakereleri için referanduma gidebiliriz dedi. İngiliz Parlamentosu'ndan Türkiye raporu. İngiltere ile Türkiye arasında stratejik işbirliği oluşturulmasının desteklendiği raporda, ticari, savunma sanayi ve güvenlik alanlarındaki ikili ilişkiler öne çıkarıldı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Kazakistan'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, iki ülke arasındaki ticaret hacminin %30 arttığını söyledi ve iki ülke arasında ilk defa 1 milyar dolarlık 75 anlaşma imzalanacak dedi. Birleşmiş Milletler, Yemen'de ikinci yılını dolduran iç savaşta 4.773 sivilin öldüğünü, 8.272 sivilin yaralandığını açıkladı. Myanmar, Birleşmiş Milletler'in soruşturmasını reddetti. Myanmar hükümeti, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin, Arakanlı Müslümanların ülkede maruz kaldığı insan hakkı ihlallerinin belirlenmesi amacıyla başlatmayı planladığı soruşturmaya karşı çıktı. Çin'in Guangdong şehrinde 7 numaralı termik santralde patlama meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ülkede son dönemlerde maden kazalarındaki artışa bu tür kazaların da eklendiği belirtiliyor.